İletişim kurmak amacıyla yaptığımız hareketin yarısı, karşımızdakinin yüzüne bakmaktır. Bilim insanları, insanların yüzünde 1000 farklı ifade olduğunu açıkladılar. Yüz, evrensel ifadeler. Yüzün gizini doğru anlayabilmek için hepimizin kullandığı ifadeleri deşifre etmeyi öğrenmeliyiz. 1960'ın sonlarında öncü bir Amerikan psikoloğu Dr. Paul Ekman, bütün dünyada uygarlık sınırlarının içinde kalan her yerde defol insanların ifadelerini inceledi. Yazıklar olsun. Dr. Paul Ekman'a beden dilinin budası diyebiliriz. Ekman'ın bu kadar ünlü olmasının nedeni, Papua Yeni Gine ve Japonya'da dahil olmak üzere ulaşabildiği bütün ülkelerdeki insanların yüz ifadelerini bıkıp usanmadan incelemesidir. Gönüllü ekibinden yüzlerinde aynı duyguları yansıtmalarını istedi ve sonucu filme aldı. Ve Ekman aslında yüzlerde evrensel 7 değişik ifade olduğunu buldu. Mutluluk, üzüntü, öfke, korku, sürpriz, küçük görme ve tiksinme. Bunlar hepimizde var. İster 6, 66 ya da 106 yaşında olalım, ister İran'da, Japonya'da ya da Amerika'da doğalım fark etmiyor. Yüzümüze aynı şekilde yansıyor. Ama Ekman'ın ifade araştırması bununla kalmadı. Sonra yüzdeki kaslarla ilgili bir sistem geliştirmeye başladı. Bu kasla bu kasın arasında hareket olursa gülümseme gerçekleşiyor. Bunları tanımladıktan sonra bilimcilerin birbirleriyle konuşabilecekleri bir alfabeyi bize de verdi. İnsanların ne tür ifadeler takındıklarını araştırmaya başladı. Ekman'ın yaptığı yüz hareketleri araştırması günümüzde de kullanılıyor. Işıkları söndürebilir miyiz lütfen? Mutlu görünüyor. Üzgün. Bu yüz okuyanın yaptığı bir gösteri. Kızgın. Otomatik yüz okuma dalında en son teknoloji. Şaşırmış. Yüz okuyanlar, Paul Ekman tarafından bulunan 7 esas duyguyu kullanıyor. Bu 7 esas duyguyu açıklamak için insan yüzünde bulunan 55 ayrı noktadan yararlanıyorlar. Yüz okuyan, insan yüzündeki kasların karmaşık durumlarının haritasını çıkarıyor. Bu renkli çizgiler, yüze yayılmış olan duygunun tipini gösteriyor. Gördüğünüz gibi her duygunun bir çizgisi var. Mutluluk, üzüntü, öfke devam ediyor. Bu tür teknolojiler artık her alanda kullanılmaya başlandı. Örnek olarak tüketim araştırmalarında insanların farklı gıdalara yaklaşımı nasıl, piyasa araştırması, hazır gıdalardan memnunlar mı? Günümüzde yüz tanıma sistemleri güvenlik önlemi olarak bütün büyük havaalanlarına yerleştirildi. Mutlu. Ama yüzdeki anlamlar 7 esas evrensel duyguyla kısıtlanamaz. Ekman bir anlam taşıyan, bilinçli ya da bilinçsiz ortaya çıkardığımız 3000'den fazla değişik yüz ifadesi olduğunu ispatladı. Günümüzde politikacılar sözsüz iletişimin öneminin kesinlikle farkındalar. Hareketlerini düzeltmek için koç kullanıyorlar. Ama yeni araştırma yüz ifadeleriyle daha çok ilgilenmeleri gerektiğini hatırlattı.